Ne diyorsun Ali? Alo. Abi şey oldu ya. Bu ırmak derisini ben tuttum yolda. Tutturdu bana, ressama geleceğim dedi. Ben de getirdim bunu ressama. Şimdi içeride zırıl zırıl ağlıyor. Çocuk dedi ki bende sıkıntı yok dedi. Ne yapayım, bıraktım dönüyorum. Benim bir emrim var mı benden? İstediğim bir şey var mı başka? Ağlama ırmak. Tamam ağlama. Hadi sabah görüşürüz. Tamam. Can'a selam söyle. Var. O Can'ın boynunu kır, kızını al ablasına getir. Ne oluyor gene ya? Ne istiyorsun zavallı Can'dan? Beni de bekleme, git evezi var. Bu ressamı ne zannediyor kendini? Aa, bana bak. Seninle bir anlaşma yapmamız gerek bizim. Seninle her türlü anlaşmayı yaparım. İstediğin yere imzayı da atarım. Ama önce sen bana bir su ver. Tamam. Karı amacına ulaştı, geçti kenara. Hadi şimdi anlat, anlatabilirsen denize olanları. Yeter. Yeter, bebeğe zarar vereceksin. Ver şunu bana. Umurumda değil. O Sermet denen hayvanın bana ne yaptığını biliyor musun sen? O pislik herifin bana ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Anlat. O korkunç heriften biz kurtulacağız. El ele vereceğiz ve çıkaracağız onu hayatımızdan. Söz ver bana. Söz ver bana. Tamam. Anlatsana ne olduğunu. Kimsin sen ya? Kimsin sen yani? Aklınca beni oyuna getirecek, şantaj yapacak bana. Rezil edecek, insanlar ölecek. Bak ne oldu? İyi misin? Ne oldu? İyi misin? Sen cümleyi çok kesin. Alo, ambulans lazım, acil. Ne demek kurtulduğuna sevinir ya? Onun boğazını sıkmadığıma şükret sen. Kardeşimin dününü mahvetti. Ama kılına dokunmadık. Niye? Senin kardeşin diye. Bin şu arabaya. Cesedimi bindirirsin sen o arabaya. Çekil şuradan. Bak o düzenbazın aklı başına gelmeyecekti. Daraltma beni, bin şu arabaya. Kimse bana zorla bir şey yaptırmaz, anlıyor musun? Çekil şuradan be. Parçalarım ben adamı. Zaten paramparça ettin sen beni. Daha ne yapacaksın ki? Canım, ne oldu? Ha? Ya Can, ne yapacağım ben bu kızda? Neler yapmış, neler yapmış bir bilsen. Ya Fırat'a yalan söylemiş, çocuk senden demiş. Donörden yapmış çocuğu. Ne yapacağım ben bu kızla? Tam da adamından akıl alıyorsun. Irmağın odası nerede? Alıp eve götüreceğim, gözümüzün önünden ayrılmasın. Siz niye karışıyorsunuz ya? Ha? En az ırmak kadar siz de suçlusunuz. Ya... Irmak Sermet'e küfürler yağdırırken krize girdi de... acaba Sermet'i görmese daha mı iyi, ha? Sen niye öyle yırtık donundan çıkar gibi çıkıyorsun ki? Ha? Hemen buradan gider misiniz? Bizim aile işlerimize karışmayın siz. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Nerede lan kızın odası? Niye buradayım? Geçmiş olsun Irmak. Herkes çok üzüldü. Ama merak etme, düzeleceksin inşallah. Bebeğini kaybettin. Ama iyisin. İyi değilim abla. Biliyorum. Gidecek ama iyi olacağız. Biraz yalnız kalabilir miyim lütfen? Çok utanıyorum. Can.
dışarı çıkar lütfen. Çok kötü. Tamam mı? Tamam ağlama, tamam. Ya siz çıkın isterseniz ha. Al Nur, sana beş bir şey yapalım. Ben burada kalıp toparlanmasını bekleyeceğim. Sizden fazla zahmet etmeyi sevmedim. Nasıl? Valla yemiyor, içmiyor. Çık kendin gör. Şimdi ağzıma geleni söylerim, gerek yok. Yapma Deniz. En çok sana ihtiyacı var böyle bir zamanda. Can, çok sinirliyim. Şimdi kalbini kırarım onun. Zararım dokunur, gerek yok. Tamam, tamam. Deniz Hanım evde yok. Can Bey'e gittiler. Can Bey'e de lan. Ben zaten Irmak Hanım'ı merak etmiştim, ona geldim. Anladım. Onu pek iyi değilmiş galiba. Hastaneden çıktıktan sonra hiç görmedim. Zaten oradan çıkar çıkmaz Can Bey'e gitmişler. Deniz Hanım da onu ziyarete gitti zaten. Siz buyurun geçin isterseniz, birazdan gelir o da. Eyvallah, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Niye bu çiçekler? Konuşmamız lazım. Böyle arada bir eve barka vuruyorsunuz demek. Ben hep evdeyim. Ne zaman gelsem candasın. Bir kere gelmişsin. Ya ayrıca sana... Sakın cümleni tamamlama. Bu tartışmadan haklı çıkamazsın Deniz. Dinliyorum. Ne konuşacaksın? Söyle hadi. Masaya koymayacak mısın onları? Ya koyarım koymam. Sana ne ya? Dinliyorum hadi. Şimdi işin içinde senin kardeşin olduğu için... insan böyle su sızdırmadan duramıyor. Çünkü senin kardeşin ayarsız. Ayarsızın babaannesi, önde gidene. Hani aslında onu bir çuvalın içine koyup göle atmak lazım ama olmuyor tabii. Hatta sen bile uğraşamamışsın, atmışsın ressamın başına. Fırat'ı buldum bir otel odasında. Çok kötüydü hali. Narin de çok kötü, bıçak açmıyor ağzını, paramparça. Yani hali hal değil. Bunları bir tek biz barıştırabiliriz. Bizden başka kimse yapamaz bunu. Onlara ne oluyor ki? Çocuk mocuk yok işte. Birlikte de olmamışlar. Narin niye uzatıyor acaba? Şimdi Fırat Irmak'a demiş ya... çocuk doğana kadar senin yanında kalırım diye. Narin bunu azmedemiyor. Yani görüyorsun işte, Irmak çarşıyı pazarı karıştırdı, kenara çekildi. Yani şimdi sen biraz Narin işleyeceksin böyle ince ince. Ben de Fırat'a ayar vereceğim. Bunları barıştıracağız. Yani mecburen bu iş bitene kadar... ekip çalışması yapmamız gerekiyor. Ben de biraz sorumlu hissediyorum kendimi. Yapacak bir şey yok. Sana katlanacağım yani bir müddet. Tabii. Bir müddet mecbur. Böyle. Ondan sonra beni görmezsen görmezsin. Umarım uzun sürmez. İnşallah. 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 Onları da vazoya koy. Hala karışıyor. Sana ne?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.